Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuş. Yetbeul meyyite selase. Ölüyü üç şey takip eder. Ehluhu ve maluhu ve amelu. Ailesi, malı ve ameli. Feyarci usnan ve yebga vahid. İkisi geri döner, biri onunla kalır. Yarci ehluhu ve malu. Ailesi ve malı döner ve yebga amelu. Ameli onunla kalır. Hadis-i şerif diyor ki, ey insan öleceksin, kabre gireceksin. Seni üç şey takip edecek. Ailen, malın ve amelin. Ailen seni kabrin başında terk edecek. Sana elveda deyip seni orada bırakacak. En vefalısı başında yarım saat duracak. Bundan sonra da bayramdan bayrama gelirse ne âlâ. Malın o da seni bırakacak. Hatta ilk günden elbiselerin dağıtılacak. Sonra varislerin mallarını bir güzel paylaşacak. Onlar senin mallarını yerken seni hatırlamayacaklar bile. Bir ömür boyu çalışıp biriktirdiğin malın heder oldu gitti. Halbuki sen onları kazanmak için ne kadar didinip uğraşmıştın. Şimdi sefasını başkası sürüyor. Ailen ve malın seni bıraktı gitti. Tek bir dostun kaldı. Amelin. O seninle birlikte. Eğer amelin salihse kabirde senin arkadaşın olacak. Işığın olacak. Kabri sana genişletecek. Seni yalnızlıktan kurtaracak. Yok. Amelin kötüyse o da kabirde başına bela olacak. O zaman dostlar ne yapmak lazım? Amele maldan, evlattan ve iyalden daha fazla ehemmiyet vermek lazım. Çünkü sonunda bizimle tek kalan amelimiz oluyor. Allah salih amellerimizi çoğaltsın ve kabirde bizi en iyisi eylesin. Amin.